Dünyada ve Türkiye'de bazı trafik ışıklı kavşaklar yerini modern döner kavşaklara bırakıyor. Peki döner kavşakların daha fazla tercih edilmesinin sebebi nedir? Sinyalize kavşak mı, döner kavşak mı daha iyi? Döner kavşakların tarihi 18. yüzyıla kadar uzansa da 20. yüzyılda yaygınlaşmaya başladı. New York'taki meşhur Columbus Circle, Amerika'nın Charles de Gaulle Meydanı'nda bulunan kavşakta Avrupa'nın ilk döner kavşağı kabul ediliyor. Amerika'da 1950'lerin ortasından itibaren artan trafik ve çok net olmayan kurallar nedeniyle popülaritesini yitiren döner kavşaklar, 1966 yılında İngiltere'de herkesin kolayca öğrenebileceği tek bir kural ile adeta yeniden doğdu. Bu kurala göre döner kavşak içerisinde bir araç geçiş önceliğine sahip olduğu için kavşaktaki araçlar o araca yol vermek zorunda. Bu radikal değişiklik yıllar içinde kabul gördü ve neredeyse tüm Avrupa'da yaygınlaştı. Avrupa'da modern döner kavşak sayısında Fransa, İspanya ve İngiltere ilk sıradaki ülkeler. Amerika'da ise trafik ışıklı kavşaklara alışkın sürücülerin Avrupa'ya gelince trafikte zorlanmaları filmlerde bile işlendi. Trafiğe bağlı sorunları azaltmak isteyen Amerika, son yıllarda yeniden modern döner kavşakları inşa etmeye başladı. Türkiye'de de bazı yerel yönetimler kendi yetki alanlarında döner kavşak tercih ediyor. Türkiye'de ne kadar döner kavşak var net bir veri yok. Ancak bazı illerde diğerlerine göre daha yaygın. Peki döner kavşağın avantajları neler? Döner kavşaklar mimarisi gereği araçların hızlarını saatte 20 km'ye kadar düşürmesini sağlayarak şiddetli çarpışmaların önüne geçebiliyor. Trafik kavşak içinde tek yönlü aktığı için kafa kafaya çarpışmalar yaşanmıyor. Kazalar araçların çoğunlukla birbirlerine belli bir açıyla çarpması sonucu yaşanıyor. Dolayısıyla can kayıplı kaza oranı ciddi şekilde düşürülebiliyor. Dört kollu kavşaklarda kaza yaşanma ihtimali olan 32 kritik nokta var. Döner kavşaklarda ise bu sayı 8. Amerika'da yapılan araştırmalara göre döner kavşaklarda toplam kaza oranı %37, ölümcül kaza oranı ise %90 daha düşük. Biz kavşakları değerlendirirken trafik akımlarının birbirleriyle olan ilişkilerine bakarız. Yani kaç tane akım kesişiyor, kaç tane akım birbirine katılıyor ya da kaç tane akım ayrılıyor. Döner kavşakta gelen araçlar kavşak yaklaşım koluna geliyor, bekliyor, içerideki araca yol veriyor, daha sonra kavşağa katılıyor. Dolayısıyla birbirleriyle kesişme gibi bir durum söz konusu olmuyor. Döner kavşaklar sanılanın aksine çoğu durumda dört kollu kavşaklara göre daha fazla aracın geçişine imkan sağlayabiliyor. Örneğin şuradaki iki aracı göz önüne alalım. Trafik ışığı olan kavşakta araçlar belli aralıklarla yanan ışıkları beklemek zorunda. Ancak döner kavşaklarda akış neredeyse durmuyor. Yapılan çalışmalar döner kavşaklardaki bekleme süresinin sinyalize kavşaklara göre %20 daha az olduğunu ortaya koyuyor. Bekleme sürelerinin azalması, araçların çevreye de daha az zarar vermesini sağlıyor. Bu haliyle döner kavşakların daha çevreci olduğunu söyleyebiliriz. Emisyon aslında özellikle düşük hızlarda oluşuyor ve araçların hızlanmaları sırasında çok oluşuyor. Şimdi siz araçları durdurduğunuz zaman, çok sık durdurduğunuz zaman tabii ki emisyon ve yakıt harcama değerleri ve kirlilik de yükselmiş oluyor. Modern döner kavşakların uygun standartlarda inşa edilebilmesi için belirli bir büyüklükte bir alana ihtiyaç duyuluyor. İlk inşa maliyetinden sonra uzun süre bakım ya da yatırım gerektirmiyor. Sinyalize kavşaklarda ise kurulum maliyetinin yanında her yıl 5-10 bin dolar arasında değişen bakım maliyetleri söz konusu. Bu maliyet hesabına bekleme sürelerinin ve kazaların azlığı da katıldığında döner kavşakların uzun vadede daha kazançlı bir yatırım olduğu düşünülüyor. Türkiye'de 2019 verilerine göre 45 bin ölümlü ya da yaralanmalı trafik kazası gerçekleşti. Bunların %22'si yani 10 bini kavşaklarda meydana geldi. Kazaların büyük bölümünde geçiş önceliğine uyulmaması öncelikli sebep.
bilinen en büyük terörün 10 katını kaybetmişsiniz. 400 bin kişi kaybetmişsiniz siz 30 yılda. 400 bin kişiden bahsediyorum. Yani günde 22 ölümümüz var. Pandemiden öldüğü zaman insanlar diyorsunuz ki ne oluyor? Ya her gün 22 kişi ölüyor bizde. Merak etme, trafik daha tehlikeli bizden. Karayolları Genel Müdürlüğü, ölümlü ve yaralanmalı kazaların çok fazla gerçekleştiği 28 noktayı kaza kara noktası olarak belirlemiş. Bu noktaların çoğu da kavşak. Şehirler arası yollar şehir içlerinden de geçiyor. Yani onların şehrin etrafından dolaşırken biz de şehrin içinden geçiyor. Ve mümkün mertebe şehrin içinden de o bölge kalkınsın diye geçirtiliyor da. Dolayısıyla da çok trafik hacmi çok fazla. Yandan katılan, köy yolundan katılan, tarladan katılan, traktör ve benzeri tarih yoldan katılan uygulamalar çok fazla. Ve dediğim gibi sürücü kusuru da çok fazla. Yani Türkiye'de bir araştırma yaptım. Kazaların %88'i sürücü kusuru. Sürücülerin kavşaklarda uyulması gereken kuralları bilmemesi ya da bu kurallara uymaması öncelikli kaza sebeplerinden. Direksiyon sınavı değerlendirme formunda kavşaklar için sadece genel bir bölüm var. Çeşitli kavşak türlerini kapsayan bir detaylandırma yok. Hiç kimse kavşaktan kalmıyor. Herkes park etme probleminden ehliyeti bir sonraki sınava kaldınız geçemediniz diyorlar. Bakın, halbuki park etmek, trafikte araç kullanmanın birincil önceliği değildir. Siz trafikte ergonomik olarak kavşakta kazaya karışmadan, göbekte kazaya karışmadan öncelik sırasını bilerek, akışkanlığı sağlayarak trafiğin sıkışmasına ve ölümcül bir kazaya sebebiyet vermeden hareket etmelisiniz. Şehir içi trafiğin en yoğun olduğu kent olan İstanbul'da bir dönel kavşağı gözlemledik. 40 dakikalık kayıt boyunca geçiş yapan araçların ve yayaların büyük bir kısmı trafik kurallarına uymadı. İnanılmaz kalabalık. Her gün trafikte kavga var. Öncelik senindik. İnsanlar birbirini öldürüyor, birbirini vuruyor, bıçak çekiyor, silah çekiyor trafikte insanlar birbirine. Hiç olmayacak işlerden. Niye? Yol vermedin kavgası. Ülkemizde trafik kültürüne maalesef yeterince adapte ya da uyum sağlanamadığı için şehirlerde biz trafik problemi yaşıyoruz aslında. Kazaların yaşanmasında bir diğer sebep de kavşakların uygun standartlarda inşa edilmemesi. Türkiye'de modern dönel kavşak olarak bilinen kavşaklara kurallara yeterince uyulmadığı için daha sonra trafik ışığı yerleştiriliyor. Bu da modern dönel kavşağın mantığıyla çelişiyor. Dönel kavşaklarla ilgili her ülkenin belli bir neyi var? El kitabı var. Standartlar belirlenmiş. Yani uygulamalarla ilgili standartlar var. Bizim Türkiye'de şu anda böyle bir standartımız yok. Ve dönel kavşaklarımızın birçoğu standart dışı, onu söyleyebilirim. Modern dönel kavşak tanımı Karayolları Genel Müdürlüğü'nün web sayfasında açıkça yapılmış ve kuralları animasyon ile anlatılmış. Ancak Türkiye'deki kavşakların çoğu bu standartlarda değil. Yeterince doğru tasarlanmazsa, yeterince gözlem yapılmazsa, geometrik açıdan bazı unsurlara bakılmazsa, bu şekilde bir tasarım geliştirilir ve kavşak çalıştırılmaya kalkılırsa, o zaman daha da kötü sonuçlar elde edilebiliyor. Yani kavşak normal hiç müdahale edilmeme halinden çok çok daha kötü bir hizmet düzeyinde çalışıyor. Bizim kavşaklarımızın %90'ında trafik ışığı var. O zaman modern mi yoksa trafik akışını engelleyen bir yeni olmamış bir modül mü? Dünyada göbeğin yani dönel kavşağın icat edilmesi, yaygınlaştırılmasının sebebi trafik akışkanlığını sağlamak. Dönel kavşaklarla ilgili kuralların yanlış bilinmesinde ana yol, tali yol kavşaklarındaki geçiş önceliğinin dönel kavşaklardaki durumla karıştırılması da bir etken. Modern dönel kavşak konseptine sürücüler daha hakim olmadığı için bizdeki asıl problem hepsi modern dönel kavşağa döndükten sonraki sorun ne olacak? Açıkçası ben daha büyük sorunlar bekliyorum. Çünkü sürücülerde bir agresiftir Türk sürücüler. Literatürde de bu böyledir. Yani biz araştırmalarımızda da belirtiriz. Türk sürücüler agresif profildedir. 2. Sabırsızdır. 3. Hızlı hareket etmek, bir yere hızlı gitmek ister. Kuralcı değildir. En azından trafik ışıklarında görgü kurallarını ve saygıyı ülkede yeniden kazandırarak trafik ışıklarını kaldırıp evet bir dönem karışıklık olacaktır. Ama yerel yönetimler bununla ilgili çalışacak. Bununla ilgili kamu spotu yapacak. Bununla ilgili pilot bölgeler yapacak. Oralara yerleşkeleri düzenleyecek, yolların yapısını düzenleyecek ve trafik ışıklarını göbeklerden kaldıracağız. Daha demokratik bir ortamda,
daha görgü kurallarının, saygı kurallarının olduğu bir ortam gelmeden trafiğin akışkanlığı düzelmesi mümkün değil. Kültür miraslarımız var bizim ülkemizde her konuda. Ama trafik kültüründe bir mirasımız yok maalesef. Bırakamıyoruz da birine. Dünyada araç sayısı arttıkça trafik ile ilgili sorunlar da artıyor. Ancak şehir planlamalarında her geçen gün yeni yaklaşımlarla daha güvenli ve akıcı bir trafiğin oluşturulması hedefleniyor. Modern dönel kavşaklar da trafikte yaşanan sorunların azaltılması noktasında popülerliğini artırıyor. Örneğin İngiltere'de her yıl yılın dönel kavşağı seçiliyor. Çok büyük köprüler inşa etmek yerine birden fazla dönel kavşağın bir araya getirilmesiyle pratik ve uygun maliyetli çözümler elde ediliyor. Hollanda'da bisikletlilerin de güvenle kullanabileceği dönel kavşak tasarımları yapılıyor. Ancak tüm bunlarda güvenliği ve akıcılığı sağlayan asıl faktör sürücülerin kurallara uyması.